Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf Türkçe kitabı Özgün Yayınları sayfa 64, 65, 66, 67 işleyeceğiz. Çanakkale Türküsü metni etkinlik cevapları. Soru: Çanakkale Savaşı ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Ülkemiz özgürlük mücadelesi için çok çabalar sarf etti. Çanakkale Savaşı 1915 ile 1916 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yaşanmış olan bir dünya savaşı olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti ellerindeki imkansızlığa rağmen Çanakkale'yi bir yıla yakın savunarak düşman devletlerine ağır yenilgilere uğratarak geri çekilmelerini sağlamış ve büyük bir zafer elde ederek İstanbul'un işgalini engellemiştir. Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı, Mustafa Kemal Atatürk gibi birçok önemli kahraman Türk askeri bu savaşın kazanılmasında katkı sağlamıştır. Birinci etkinlik Soru. Aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubunun anlamını önce tahmin ediniz. Daha sonra bu kelimeleri sözlükten bularak tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. Cevap. Selvi kelimesi. Tahminim selvi boylu yani uzun narin yapılı ve bir isim. Anlama. İsim ve ağaç. testi kelimesi tahminim bir kap anlamı içine su şarap ve benzeri sıvı şeyler konular geniş gövdeli dar boğazlı kutlu emzikli ya da emziksiz olabilen toprak kap ümidi kesmek deyimi tahminim olacağından umudu kalmamak anlamı artık ummaz olmak olacağını beklememek kavuşamayacağını anlamak ikinci etkinlik soru Çanakkale Türküsü'nü ezgisiyle dinleyiniz. Türkünün size neler hissettirdiğini aşağıya yazınız. Cevap: Gerçekten çok anlamlı ve çok etkilendim. Çok güzel bir türkü. Büyüklerimiz çok zorluklar çekerek bu vatanı bugüne kadar getirmişler ve çok sıkıntılar çekmişler. Üçüncü etkinlik soru: Sizce şiirde her katının sonunda neden? Of gençliğim eyvah denilmiştir. Düşüncelerinizi yazınız. Cevap Bence şiirde her kıtanın sonunda gençlerin yaşayacak zamanları olmadığı için Of gençliğim eyvah denilmiştir. Genç hatta çocuk yaşlarda olmalarına rağmen savaşa gitmişler ve ülkelerini savunmuşlardır. Dördüncü etkinlik Soru Şiirde hareketle Çanakkale Savaşı'na giden askerlerin özelliklerini açıklayınız. Cevap, şiirden hareketle Çanakkale savaşına giden askerlerin özellikleri genç olmaları, evli veya nişanlı olmaları. Beşinci etkinlik, soru, Çanakkale türküsünün konusunu yazınız. Cevap, Çanakkale türküsünün konusu Çanakkale şehitleri ve durumlarıdır. Altıncı etkinlik, soru, Aşağıdaki haritada Çanakkale elimize boyayıp Çanakkale Boğazı'nı gösteriniz. Haritadaki şekil ve işaretlerin anlamı hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. 7. etkinlik. Soru. Çanakkale Savaşı'nın tarihimizdeki önemini arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap İngiltere'den 400 bin, Osmanlı'dan 500 bin, Anzak ve Fransa'dan 125 bin civarı asker bu savaşa katılmışlardır. Bu da çarpışmaların nedenli şiddetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu savaşta 253 bin Türk askeri şehit düşmüştür. İtilaf devletlerinden ise 250 bin civarı ölü olmuştur. Burayı alarak Anadolu'yu ele geçirmeye çalışan düşmanlar büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Osmanlı Devleti düşmanın kalbine büyük bir korku saldı. 8. Etkinlik Soru A. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine ve büyük harflerine kullanım yerlerine dikkat ederek okuyunuz. Cevap 57. Alay Çanakkale Savaşı'nın başlangıcı olan Anzak çıkarmasını durdurmak için 15 Nisan 1915 sabahı harekete geçen Efsaneleşmiş Türk olayıdır. 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemal kendisine herhangi bir emir gelmiş olmamasına rağmen düşman çıkarmasını haber alır almaz kişisel inisiyatifiyle Çank Bayırı'na doğru hareket etmiştir. Mustafa Kemal'in yönetimindeki 57. Alay kendisinden çok daha büyük bir düşman gücüne karşı saldırıya geçmiştir. Bu kahramanların anısına o günden beri Türk ordusunda 57. alay bulunmaktadır. 57. alay dünya üzerinde en çok madalya sahibi olan alay olduğu için dünyanın en kahraman alayı olarak nitelendirilmektedir. Soru B. Metinde büyük harflerin kullanılması nedenlerini arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz. Cevap: Metinde özel isimler büyük harfle yazılmıştır. Türkçede yazım kuralıdır. Soru: C. Siz de büyük harfleri uygun yerlerde kullanarak 57. Alay ve Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'nda rolü ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir paragraf yazınız. Cevap: Mustafa Kemal Atatürk ileri görüşlü sayesinde 57. Alay Beraber büyük bir zafere imza atmıştır. 57. Alay gibi ün salmış bir alay bence çok değerli. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman askerlerimizin mücadeleleri için onlara teşekkür ederim. Sonraki metne hazırlık. 1. Atatürk'ün çocuk sevgisi hakkında görsellerle destekleyeceğiniz kısa bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzun provasını yapınız. Cevap. Atatürk çocukları çok severdi. Çocuklara değer verdiğini 23 Nisan'ı onlara armağan ederek göstermiştir. Atatürk çocukları gördüğümüz sever, onlara hediyeler verirdi. Çocukların geleceğimiz olduğunu bilirdi. Çocuklar da onu çok severler ve yanına gitmek isterlerdi. Fırsat buldukça çocuklarla vakit geçirir, onlara değer verirdi. Atatürk ile bir çocuğun anısı şu şekilde gerçekleşmiştir. Atatürk bir ilkokula gitmişti. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardılar. Hepsi sevinç içinde onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk bir kenara çekilmiş ilgisiz gibi duruyordu. Bu durum Atatürk'ün gözünden kaçmadı. Onu yanına çağırdı. Ona neden ağladığını sordu. Çocuk söylemeyince ısrar etti ve Atatürk'e onu yakından gördüğü için duygulandığını ve bir daha ne zaman göreceğini bilmediği için ağladığını söyledi. Atatürk de aynaya bakmalarını, onların kendisinin birer parçası olduğunu söyledi. Atatürk çocuk sevgisini evlat edinerekten göstermiştir. Kendisine evlatlık edinmiş ve çocuklara olan sevgisini bir kez daha göstermiştir. Bizler de kendi geleceğimiz olan çocuklara sahip çıkmalı, değerlerine bağlı güzel çocuklar yetiştirmeliyiz ki güzel bir geleceğimiz olsun. Sağlıklı bireyler yetişsin. 2. İstiklal Marşımızın 10 kıtasını dikkatle okuyup ezberlemeye çalışınız. Cevap İstiklal Marşı birinci Kıtası Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. İstiklal Marşı ikinci Kıtası Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kallarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapa milletimin istiklal. İstiklal Marşı 3. Kıtası Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları engillere sığmam taşarım. İstiklal Marşı 4. Kıtası Garbın afakını sarmış saçelik zırhlı duvar, Beni iman dolu göğsüm gibi serhaddim var, Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. İstiklal Marşı 5. Kıtası Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın, Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. İstiklal Marşı 6. Kıtası Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, Düşün altındaki binlerce kemfensiz yatanı, Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı, Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. İstiklal Marşı 7. Kıtası Kim bu cennetin vatanın uğruna olmaz ki feda, şu fışkıracak toprağını sıksan şu heda, canı cananı bütün var mı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni bu dünyada cüda. İstiklal Marşı 8. Kıtası Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, Değmesin mabedimin göğsüne mah Namahremeli, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. İstiklal Marşı 9. Kıtası O zaman veştiyle bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşam fışkırır yükselerek arşa değer belki başım. İstiklal Marşı 10. Kıtası Dalgalan, sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok imzihal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için Forum sayfa sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.